Tenekeyi ısırıyor, plastiği yiyor, hatta aç kalınca insanlara bile saldırıyor. Balon balıkları Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara Denizi'nde de ortaya çıktı. Uzmanlar siyanürden bile zehirli dedikleri balon balığına karşı vatandaşı uyardı. Balon balığı ısırmış. Parmağımı böyle kaldırdığımda parmağımın yarısının olmadığını gördüm. Siyanürden daha tehlikeli. Geçtiğimiz günlerde küçük Elif'in parmağını ısırıp koparan balon balığı Ege ve Akdeniz'i istila etmekle kalmadı. Marmara Denizi'ne de ulaştı. Tehlikenin boyutu daha da büyüdü. Bakın çene yapıları çok kuvvetli, dış tarafı çok tehlikeli. Okyanusları, denizleri aştı, Akdeniz kıyısına kadar ulaştı. Zehri öyle bir zehir ki siyanürden bile tehlikeli. Keskin dişleriyle tenekeleri yiyor. Misinaları parçalıyor, hatta daha da tehlikelisi aç kaldığında insanlara bile saldırıyor. Halkımız da balık zannediyor. Hem balıkçıların hem de vatandaşların korkulu rüyası olan balon balığının hedefinde hatırlayacaksınız. Geçtiğimiz gün Anamur'da yaşayan 8 yaşındaki Elif vardı, küçük kızın parmağını kopardı. Normal bir şekilde yüzüyordum. Böyle kolumu suyun içine sokmuştum. Beklerken birdenbire parmağımı ısırdım. Elimi çektim. Parmağımı böyle kaldırdığımda çok korktum. Parmağımın yarısının olmadığını gördüm. İnşallah Karadeniz'e ulaşmaz. Şu anda Marmara'ya, Tekirdağ açıkları, Avşa Adası, Marmara Adası açıklarında bol miktarda gözükmeye başladı. Akdeniz'de ve Ege'de sayıları gün geçtikçe artıyor. Hatta Marmara'ya kadar gelmiş durumda. Balon balıkları elle temas halinde bile insanlara zarar veriyor. Uzmanlar hem gıda hem de deniz güvenliği için vatandaşları da balıkçıları da uyarıyor. Yabancı gördükleri bir balık türüne katiyen ellerini sürmemeleri, çünkü her tarafından zehir fışkırıyor. Aslında normal bir balık görünümünde olan balon balıkları tehlike anında işte böyle şişiyor. Çeşitleri de bulunuyor. Bu gördüğünüz balon balığı sert ve uzun dikenlere sahip. Hemen yanındaki balon balığınınsa yine sık ve kısa dikenleri var. Boyutları ise değişkenlik gösterebiliyor ama hepsinin ortak bir özelliği var: tehlikeli olması. Denizde fazla yaklaşmaz ama oltayla tuttuğunuz takdirde mutlaka zararını göreceksiniz. Kediye yedirelim, köpeğe yedirelim, onları bile öldürüyor efendim. Eti de zehirli, dış kabuğu da, dikenleri de çok zehirli.